Hoş geldiniz Mesut Bey. Alınca çıksınızı. Afiyet olsun. Abartmasak artık. Yok canım, rica ederim. Hoş geldiniz. Evet, bunlardan da bu. Nasılsınız? Oo Mesut'cum, hoş geldin. Seni görmek ne güzel. Oo Mesut'cum, hoş geldin. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Teşekkür ederim. Benim aşkım gelmiş, hiç söylemiyorsunuz. Şuna bir bakar mısınız? Yakışıklı oğlum benim. Ben doğurdum. Oğlum, seni çok özlüyorum. Yani şu toplaşmalar da olmasa hiç görüşemeyeceğiz. Geleyim anneciğim, yarın seni alayım evden, beraber yemeğe çıkalım ha? Ay ne kadar çok isterdim ama işte arkadaşlar, siz de biliyorsunuz. Yarın Kopenhag'a gidiyorum. Seminerim var. Değil mi ya? Ah Erdinç, gel. Gel bak kim var burada. Kapatıyorum. Abi. Mesut. Hoş geldin. Kaç yıl oldu? 10-15 yıl oldu belki. Yeni döndüm. Neler yapıyorsun bakalım altın çocuğum? Biliyorsun ki Mesut Boğaziçi'nde psikoloji okudu. Mezun olduktan sonra da böyle PYD bursları yağdı ama... İşte. Ama işte annemin güzeller güzeli oğlu polis olmayı seçti. Yok. İnan ki kötü bir şey söylemek istemedim. Hani başka türlü olsaydı acaba ne olurdu diye. Neyse, biz zaten artık alıştık bu duruma. Anlayacağın gayet iyiyim abi. Hiçbir şeyden sıkılmıyorum. Hayatımda da her şey yolunda gidiyor. Mesut'um küçükken her şeyden sıkılırdı değil mi? Böyle hayata sığamıyor benim oğlum. İyisin iyi. Hep iyiydi. Ne yapıyorsan en doğrusunu yapıyorsundur sen. Teşekkür ederim. Elif. Gel, gel bak, gel. Elif geldi. Merhaba, hoş geldin. Otursanıza. Tamam, tabii ki. Tamam, sen beni yaz oraya da. Tamam hayatım, tamam. Konuştuğumuz gibi işte. Hadi. Tamam, kapattım. Görüşürüz. Hadi bye. Merhaba Mesut'cum, ne haber? Merhaba, iyiyim siz? Şebnem Gümüşü'yü mü okuyorsun? Ben tanırım onu. Aysel Hanım'ın gelini. Müzayedelerde karşılaşıyoruz. Nasıl biridir? Yani çok güzel giyinir. Bir stili var bir kere. Manke de takılıyor. Ben de arada sırada gittikçe görüyorum. Sanki biraz aptal gibi değil mi? ilahi Mesut'cum. Sen de analizcisin yani. Yani bir kere Aysel gibi alfa bir kadını, Onur Gümüşçü'yü falan bunca yıl nasıl idare etti bu kız? Bir de değişik huyları var sanki. Nasıl yani? Biz bir kere müzayedede yan yana düşmüştük de. Sattım. Firuze hanımefendiye gitti, hayırlı olsun efendim. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sıra toplam hesabımızı almaya geldi. Sizlerden birkaç dakika rica ediyorum. 370.640 dolar. Ne canım, bana mı dedin? Yok. 370.640 dolar. Ne? Çok affedersiniz, biraz uzadı. Mersin. Evet, şimdi net sayıyı açıklıyorum. Toplam 370.640 dolar. Nasıl yani? O kadar zamanda yapılan hesabı bir kere de kafasından mı yaptı? Ne bileyim yani. Bir değişik, bir tuhaf. Telefon görüşmesi yapacağım da müsaadenizle. Hadi aşklarım yiyin.
Merhaba Şebnem Hanım. Güneş gözlüğüm sizde kalmış olabilir mi? Roho! Efendim Şebnem Hanım. Rohucuğum hiç gözlük buldun mu sen dünkü misafirimizden kalan? Hayır. Daha yeni toparladım etrafı. Olsa görürdüm. Tamam. Ben bir gelip baksam oralarda işim var. Size de uğrarım. Aşkım. Evet. Karar verdin mi? Geliyor musun benimle New York'a? Aşkım ben bir sonrakine mi gelsem? Salı günü dernek seçimi var biliyorsun. Şebnem gel. Lütfen bak salıya kadar dönmüş oluruz. Sensiz olmaz. İyi peki tamam gelirim. Evet tabağın hazır. En sevdiğim peynirden aldırdım. Bergama tulumu. Oh bir tanesin sen. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Aa, ne oldu? Onur Bey çıktılar. Çocuklar? Ece'yi ben bırakırım dedi Onur Bey. Emre de yan komşuda. İyi, sen buradasın ama değil mi? Şebnem Hanım, demiştim ya Terzi'ye gitmem gerekiyor diye. Tamam. Tamam Rohocuğum, sen çık. Tamam. Çık. Ah çok özür dilerim. Buna cevap vermem lazım. Şebon? Didem hemen bana gelmen lazım şimdi. Canım delirdin mi? Kaynıyor burası. Ayrıca senin de burada olman lazım. Son lobiler artık. Bütün üyeler burada. Ne diyorsun ya? Baby Tom sen hala uyanamadın mı? Ya aylardır seni başkan yapmaya çalışmıyor muyuz? Kendin dedim bana başkan olmam lazım diye. Ayrıca rakibin burada. Sema böceği masa masa dolaşıyor. Ay seçim lobisi diyorum ya ama konuşturdun beni. Tamam halledeceğim ben tamam. Tamam ha dur. Kapama. Sen niye gelmen lazım dedin bana? Ya misafir de anlayacak da şimdi. Sıkıntıdan patlamayayım tek başıma diye. O muydu ya tamam salla. Onu hemen paketliyorsun sen de uçup buraya geliyorsun. Hadi be tamam kapatın. Efendim Şebnem Hanım. Hadi çık sen. Nasıl? Çık. Nereye? Nereye? Dolap hayat. Dolaba da bakmıyoruz artık ha. Dünya eksik var. Git ellerine güzel güzel seç getir. Hadi. Hadi. Tamam. Thank you.
Sen Nisa var ya, onun genç bir erkek arkadaşı var. Kim? 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 Yalan söylüyorsun. Geldi bizimki. Hoş geldin Sevdim Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldin Sevdim Hanım. Merhaba. Buyurun. Daha da mı zayıflamış o sanki? Hayır yani. Neyle besleniyorsun? Nasıl hayatta kalıyorsun? Michelle. Ay, işlem kapandı. Size bir şey söyleyeyim mi? Kesin bunun içi içini kemiriyordur. Kesin. Buyurun Şevrem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Evet. Allah'ım. Bal bu, bal, bal. Nasıl geçti okul? Sıkıcı. Bak ya. Tamam mıyız? Evet. Hadi tak kemerini. Dur anneciğim, dur kayma. Dur kayma. Anne, evi su basmış. Anneciğim, niye böyle geziyorsun? Sen erken mi geldin? Dur kayma, kayma. Şevrem Hanım, eve geldim, boru patlamış. Suyu kestim ama her yere suya battı. Ah Ruhucuğum be. Dur, dur. Nasıl oldu bu böyle? Allah, sen de hiç dikkat etmedin mi? Ne oldu? Ne oluyor burada? Sevgilim temiz sudur. Merak etme. Yavaş. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Ya. Ya ama. Hay aksi. Tamam, temiz su da. Hay aksi. Of ya. Ama sevgilim, bu evin tesisatının bize sorun çıkaracağı belliydi ya. Tamam, tamam, tamam da yani. Tamam, tamam, tamam. Şuna. Tamam, sen sıkılma. Hadi sen çık, çık bahçeye çocukların yanına, hadi. Hatta annene gidin siz. Al Roho'yu, al çocukları, git annene. Ben burayı hallederim. Didem'den iki eleman alırım, hallederim ben. Şebnem Hanım geldiler. Şebnem Hanım, bizi Didem Hanım gönderdi. İşte buralar toparlanacak. Aşağıda malzemeler var, Roho göstersin size. Biz hemen hallederiz. Geçmiş olsun. Yazık olmuş. Çok da şey etmeyin. Oldu kadar yani. Yok canım, tertemiz ederiz. Etmeyin tertemiz. Oldu kadar. Niye buraya geldik bu akşam? Annenizin bize özel bir sürprizi varmış yani, öyle dedi. Vay. Anne, gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ama önce Ecuş'um, bana kızmayacaksın değil mi? Söz ver. Hani sen kazanamam, o yüzden başvurma dediğim bir
Sanat okulu vardı ya, yaz okulu. Bıraktık. Anne yapma ama ya. Ben sana istemiyorum dememiş miydim? Kazandın ama aşkım. Aa. Ciddi misin? İnanmıyorum. Prensesim. Çok heyecanlandım şu an. Tebrik ederim. Gurur duyuyorum seninle. Çok mutlu oldum. Abla aferin. Senden hiç beklemez. Ya susar mısın sen bir ya? Nasıl söz öyle? Ha? Peki ne kadar sürüyormuş bu program? Ne zaman başlıyormuş? Heyecanlandım vallahi. Tamam, ben de şimdi tam o konuya geliyordum. Program 2 hafta. Hı hı. Ve birkaç gün içinde başlıyor. Ya bu kadar kısa zamanda mı? Nasıl? Aşkım hiç korkma, her şeyi ayarladım. Rezervasyon, okul izinleri, her şeyi hazır. Hep birlikte gidiyoruz. Ay anneciğim, çok teşekkür ederim. Yes, bir sürü yer gezeceğiz. Evet. Şebnem hayatım, ben gelemem. Mümkün değil, işler çok yoğun. Keşke bana daha evvel haber verseydin. En azından rezervasyonları yapmadan önce bir sorsaydın değil mi hayatım? Hı? Aşkım sen de çok yoğunsun ya. Böyle bir mola iyi gelir dedim sana. Böyle ailecek, enerjimiz değişir. Gündelik telaşlardan kurtuluruz. Biraz birbirimize hatırlarız. İyi, güzel, güzel düşünmüşsün ama benim için çok yanlış bir zaman. Tam işin başında olmam gereken dönemdeyim hayatım. Evet. Prenses. Prensesim. Üzülme ne olur. Ne olur bak bakayım bana. Üzülme. Üzülme, lütfen üzülme. Bak seninle başka planlar yapacağız, söz. Hem zaten hayatım boyunca böyle o kadar çok başarıların olacak ki. Hadi bak bakayım bana. Hı? Bak bakayım bana. Tamam aşkım, ne yapalım artık, yapacak bir şey yok. Babanın elinde olsa her fırsatı değerlendirir zaten. Mutlaka bir yolunu bulurdu. Ama olmadı değil mi Onurcuğum? Ya evet, ya mümkün olsa gerçekten elimden geleni ya yaparım. Ya sıkmayın daha canınızı. Takılmayın o kadar yani, sorun yok. Ecoş'um, ben matematik şampiyonu olduğumda hemen İsviçre'ye yolladı beni ailem. Hemen böyle güzel bir ev tuttular. Çok güzel günlerim geçti benim orada ya. Senin de öyle olacak biliyorum. Ama ben ailemle gitmiştim yani. Babam da gelmişti, bir tek annem değil. İşte çok ayrı bir deneyim. Bir kız için böyle bir deneyim, böyle bir tecrübe. Yani babayla başka oluyor tabii. Önemli. Babacığım yok artık. Ama işte bu hep güzel anıları benimle. Hala rehberim oluyor biliyor musun anlattıkları? Hala böyle yoluma ışık tutar. Canım babam. Önemli. Kız çocuğu için babalar çok önemli. Ben de bir karar verdiyseniz siparişleri alabilir. Evet. Biraz daha müsaade eder misin lütfen? Teşekkürler. Thank you.
Ne oluyor? Sevgilim, yorulmadın mı sen daha? Ha? Yoruluyorsun bir tanem, üzülüyorum sana. Ne okuyordun? Canım? Asıl sen söyle, iyi misin? Yanakların kızarmış. İyiyim aşkım. Niye? Yüz yogası yaptım. Ondan olabilir mi? Her gün sadece 10 dakika. Ve voilà. Üzüldüm aşkım sana ya bu akşam. Ecoş da çok üzüldü. Çaktırmadı ama anladım ben. Ne güzel çocuk yetiştirmişiz değil mi? O da çok üzüldü. Sen de üzüldün. Ay ben de kime üzüleceğimi şaşırdım vallahi bu akşam. Senin de işin tabii. Ama hem hayatından hem bizle Ecoş'la geçireceğim böyle güzel bir deneyimden vazgeçiyorsun. Ne diyeyim ki, sen de haklısın hayatım. Bilemiyorum ki. Ne yapalım işte, senin de işin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.